yavrum, benim anlamadığım şu. Hı. Ben en son hatırladığımda Salih'le Zeliha ile oturuyordu. Hı hı. Sonra hamburgerci nasıl gitti? Hocam, sizin ayranı Salih uyku ilacı atmış. Sonra halamları arayıp fidye istedi. Biz de hamburgercide buluşup parayı verelim, sizi alalım dedik. Tam değiş tokuş yaptık, polis geldi. Sizi Salih sandı falan da filan. Anladınız mı? Yoo. Boş verin hocam, ben de anlamadım. Niye kaçırdılar sizi? Niye polisi aradılar? Niye fidye istediler? Boş verin, unutun gitsin. Biz kampın tadını çıkaralım. Heh, işte geldik. Hadi hocam, şimdi tabiatın böğrüne girelim. Hadi. Hadi. Hadi be. Of ya. Ya açım, yorgunum ve canım o kadar sıkılıyor ki içimden espri yapmak bile gelmiyor. Arkadaşlar, esprilerimin eksikliğini hissetmiyorsunuz değil mi? Hissetmez miyiz Ceren? Şu sıkıntılı halimizde tek umudumuz sensin zaten. Bakın, müdür dilavere bozuluyorduk ama olmayınca kendi kendimizi bile idare edemiyoruz. Bir gitti, sap gibi kaldık. Aç, susuz, yorgun. Değerini bilememişiz adamın. Of of. Bu ne rezillik? Ben size top oynamak yasak dememiş miydim? Herkes yayılmış. Oymak başı Hulki. Hulki. Oh. Emre'nin komutanım. Emre'nin komutanım. Ben yokken disiplini sağlamak senin görevin değil miydi kardeşim? Bu ne hal? Bu ne rezillik? Yaz kendi kendine cezayı. Bu üç çocuğun çadırının yanında sen de çadır kuracaksın. Ha? Aman efendim. Ses. Evet arkadaşlar. Herkes otobüse gitsin. Eşyalarını indirmeye. Uygun adım. Marş, marş. Yaşasın. Müdür Dilaver geri döndü. Bizi bir daha sakın bırakmayın hocam. Bize sabahlara kadar disiplin verin hocam. Bırak, bırak. Bu ne laubalilik? Yavrum, tabiattayız. Tabiatın böğrü laubalilik kaldırmaz. Doğru hocam. Hadi, doğru uygun adım otobüse. Marş, marş. Oymak başı Hulki. Emredin komutanım. Çocuklara borazanla ritim ver, düzgün yürüsünler. Emredersiniz komutanım. Marş, marş, marş. Aferin. Marş. Ha, geldiniz mi? Bizim telefonu çeviriyorum. Niye açmıyorsun telefonu? Deminden beri seni arıyorum. Gelsin o, şöyle, o şoförünüz kurun çadırınızı diye. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Neyi? Telefon neden açmadığımı. Allah Allah. Selda. Ay Selda dur. Bacaklarımda derman kalmadı. Hayır Melda, duramam. Yüzüm yüzüm kuyruğuna geldim. Belki de dilaverim şu ağaçların arkasında, duramam. Alo. Melda. Duman. Ne dumanı? Minnoş, minnoş. Melda, şu an üzerimde ne var biliyor musun? Sapık mısın kardeşim? Ya ne sapı? Telefon sapı falan değilim ama sapıtmak üzereyim. Melda, şu an üzerimde puantiyeli bir elbise, kafamda kurdele, boynumda zil var. Cem adında bir velidin aylar önce kaybettiği Minnoş adındaki şirketinin yerine geçtim ya. Tamam, kabul ediyorum. Benim hatam. Evden kaçtım. Kötü yola düştüm. Melda, kurtar beni. Özellikle Mart ayı gelmeden. Tamam Duman, geliyoruz. Selda, hemen dönmemiz lazım çünkü Duman'ın namusu tehlikede. Sen ne diyorsun Melda? Buralara kadar gelmişiz. Dilaver'in belki de şu ağaçların arkasında. Hayır efendim, dönemeyiz. Selda, Dilaver senin hayatının aşkı olabilir ama Duman da erkek kardeşin, unutma. Şimdi seçimini yap. Aşkın mı, ailen mi? İyi, tamam. Tamam Melda, dönelim. Doğru seçimi yapacağını biliyordum. Sen zaten bu zihniyet yüzünden evde kaldın. Hadi yürü. Oh! Ah Selda, ah! İsterdim ki şu ormana gelesin. Gelip beni burada bulasın. Ah canım, ah! Bekledim de gelmedin. Dal 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 dal. Ah be Selda'cığım be. Ah benim güzel aşkım.